Çabii hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyin olsun, haydi devam. Nasıl gidiyor her şey? Biraz koşturmaca ya. Değil mi? Ama yoğunsunuz ya. Yani son zamanlarda biraz yoğunluk arttı. Güzel, iş güzeldir. Ama Oğuz Hoca'nın istediği her yere tabii ki veriyoruz. De, tabii ki de. Oğuz Hoca deyince akarsular durur. Kesinlikle. Evet, yine dilim sürçtü. Ben direkt bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir bilgi vererek girelim bölüme. Bildiğiniz gibi Çabii Koreli. Ben de annem Koreli ve babam Türk olmak üzere bir... Sen Safkan, ben Melez. Böyle bir değişik bir ama şeyimiz var. Ama hemşoyuz yani. Hemşo, tabii ki de hemşo. Dibine kadar hemşo yani. Sana şimdi ben Enka'da okudum ve bütün lise hayatım boyunca bana Japon dediler. Tabii ki. Ya Japon ya Çinli. Tabii. Asla Koreli denmiyor. Hani artık deliriyordum ve bir triplere giriyordum. Benim lisedeki olayım buydu yani. Yani eminim sen de bir şeyler yaşamışsındır. Ne? Aynı şey. Aynı şeyler tabii, değil tabii. Mi? Ve yani, sinirlenirsin bir de yani. Çünkü insanlara şunu aktaramadım ben zamanında. Çin, Japonya, Kore farklı ülke olduğunu aktaramadım. Taksiye biniyorum. Adam diyor ki işte nerelisin? Kore. Japonya'nın neresinde diyor adam. Kore. Hadi ya. Bu mu yani falan. Yok, çok oluyor çok tabii. Bize Çinli, Japon, yavşak ne fark eder falan diyor. Ama öyle bir de şöyle, siz bilmezsiniz, siz anlamazsınız. Şöyle bir şey var. Hani Koreliler hani sonuçta geçmişte bir tarih var ve sevmezler yani. Biz anneme hep der mesela. Dedesi, babası ona küçükken mesela eve pis falan geldi. Bu ne böyle Çinliler gibisin falan derlermiş. Allah tabii, Allah. Evet, tabii. Hadi eskiden ya. Böyle bir şey de böyle şeyler de var. Böyle şey. Evet, o kadar değil de yani biz ırkçılık yapmıyoruz da hani böyle bir böyle bir gerçek de var yani. Evet, var. O yüzden sevmiyorum. Ben sinir olurdum. Çok sinir olurdum. Ya ben şunu hatırlıyorum. Ben küçükken anneannemin evindeyim. Televizyonda bir maç dönüyordu. Brezilya Japonya maçıydı. Hı. Ben dedim ki yani Japonya yan ülke, Japonya'yı tutayım dedim. Anneannem bir sinirlendi bana. O kadar. Niye Japonya'yı tutuyorsun? Ama anneannem o jenerasyon, yaşamış jenerasyondu ya. Evet, onlar daha işgalli. Katı bu konuda. Kesinlikle. Evet, evet. Bu arada söyle bir şey. Ama bugünlerde Koreli çok deniliyor yani. Bu, çünkü bu hani filmler oldu artık, hani aile K-pop. Oldu bir şeyler falan. K-pop aynen dediğin aynen. Gibi onlar çok popüler şu an. Ve şöyle bir şey var. Türklerin, yani Korelilerin de Türklere, Türklerin de Korelilere ayrı bir sevgisi var artık. Kesinlikle. Çok hani çok bariz bir şekilde tabii, var tabii. Bu. Ve hayranlık duyuyorlar. Ya sen daha iyi anlamışsındır ama aile yapı da birbirine benziyor. Çünkü baktığımız evet. Zaman hani saygıdır, işte ne bileyim akraba ziyareti, evet. Bayramlar. Hepsi birbirine çok benzediği için evet, o evet. Şeyler, kültürler. Hem bir de bu Kore Savaşı'ndan gelen bir dostluk, daha da eskiye gittiği zaman, Göktürk evet. Zamanlarda belli bir hep Çin'e karşı beraber savaşmışız yani. Evet. Buradan yüzden... tarih derslerine doğru biz gidiyoruz. şöyle bir şey de var bu arada. Benim annem mesela işte Koreliler arkadaşları oluyor. Koreliler geliyor, onları gezdirmek için bir yerlere gidiyorlar falan. Bazı Türkler genelde bu genç jenerasyon daha çok. Koreli görünce fotoğraf çektiriyor. Tabii tabii. Hani öyle bir ya sen ayrı ama sen zaten Çabii olarak bilindiğin Sultan için. Sultanahmet'te pusu kuranlar var. Koreli göreyim fotoğraf çektireyim. Gerçekten. Evet evet gerçekten öyle. Ya, o çok var. Enteresan gelmişti bana. En sevdiğin Kore yemeği hangisi? En sevdiğim Kore yemeği mi? Bütün Kore yemeğini seviyorum. Bir tane vardır ya, bir tane söyle. Yükgecem. O ne, onu bilmiyorum. Acı... Bildiğim bir şey çıkaydı, iyiydi ya. Ne biliyor musun? Beyran gibi bir şey aslında. Beyran çorbası. Yok, Türk, onu sevmem ben. Türk ya beyranı da sevmem. Niye sevmezsin ben? Sevmem. Vallahi. Ya da işte... Bulgogi, ne? Bulgogi sevmez misin? Bulgogi bayılırım. Ya. En sevdiğim, bitiyorum biliyor musun ona? Bulgogi yani... Çok da güzel yaparım bu arada. Öğrendin mi sen yapmayı? Ya ben yemek yapmayı hiç bilmiyorum ki. Ayıpsın. Ama Gülce işte kız arkadaşım biraz öğrenecek inşallah. Ya bulgogi kesin öğret. Yani öğren ya da Gülce. Şu an bizde değil ama öğren onu. Ben, izlerken görürsün bunu, öğren onu tamam. Annem öğretir sana. Senin annen yapıyor mu Kore yemeği tabii evde? Tabii canım. Bizim evde mesela Türk yemeği de olur ama ikisi karışık çok yenir. Ben daha çok ama böyle Kore yemeklerini seviyorum yani. O yüzden. Baban seviyor. Babam çok sever. Ben de bayılır. Yani. Yok bizim evde daha hani Kore daha ağırlıklı peki, olur. Peki Kore yemeği mi Türk yemeği mi? Hayatım boyunca seçmem yani, gerekirse evet, mi? Evet. Zorundasın. Bir yemekle hayatım boyunca yürümelisin. Ben Kore yemeği derdim %100. Ya ama şöyle bir şey var. Sen hani ben Türkiye'de doğdum falan doğru, hani doğru. Çok şey ama sana bir şey söyleyeyim mi? Benim bir de ağır basar galiba. Ya çünkü Kore yemeği hiç yemediğimi düşünemiyorum. Değil mi? Mesela ben Türk pilavı yemiyorum. Aynen. Türk yağlı pilav yemiyorum evde. O yüzden onsuz bir yemek düşünemiyorum. Değil mi? Yok yok olmuyor. O bizim pilavımız lazım. Yani ekmek gibi Türkiye'deki evet, ekmek evet. Mantığı yani. Evet. Doğru diyorsun. Ne diyeceğim sana? Bu şeye de girmek istiyorum. Zaten bilgiden mezunsun.
Mezun değilim. Mezun değilsin, doğru. Bir sene kala bıraktın değil mi onu? Aynen. Bir, dördüncü sınıfa girmedim. Okulu girmedim. Dondurdum sonra. Seni geri alalım ya buraya. Baksana ne güzel ortamımız yani, var ya. Yani bir burs falan. Hocam iletelim bunu bir yer. Bir diploma. Ama yani ben gerçekten şöyle, iyi ki bu okulda okumuşum. Çünkü burada benim kazandığım network ve vizyon kazandım ben burada. Kesinlikle. Hani, ben başka bir sinema televizyon okuyan ya da başka bir yerde medya okuyan arkadaşlarla, yanlış anlamasınlar ama ben o vizyonu göremiyorum. Değil mi? Yani burada vizyon açılıyor. İnsanların zihni açtılar yani. Benim zihnimi burada açıldı. Ne güzel ya. Bunu söyleyebiliyor olman çok güzel bir şey. Üç yabancı bir Türk. Evet. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Yani iki sene oldu o da, şaka maka. O kadar oldu mu cidden? Oldu, valla oldu. İki senedir devam ediyormuşuz. 2018 Şubat'ta başladığımız proje. Vay tam be. İki senedeyiz. Şu an 2020 Şubat'tayız. Hı. Yani yürüyor gidiyor yani. O çünkü artık bizim için bir etkinlik haline geldi. Haftada bir arkadaşlarla beraber oturup geyik yapma. Değil mi? Eğleniyorsunuz, çekiyorsunuz. Güzel bir bölüm çıkıyor. Hatta bazen de muhabbet etmiyoruz ki o koltukta edelim malzeme bitmesin diye. Değil mi? Direkt susuyoruz yani çıkınca. Ama kayıp. Çok tatlısınız gerçekten orada. Çok güzel bir iş oldu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Burada işte arkadaş, editör ekiple falan VTR işte bir şeylere bakıyoruz. Videolara, YouTube'dan bir şeylere bakıyorduk. Bu Elinoğlu'nu gördük. Sana bir şey soracağım. Evet. Elinoğlu'ndan nereden geldin dersen, orada galiba Elinoğlu'nda olan biri de vardı. Nihat Hatipoğlu'na nasıl oldu da çıktın? Ya bana bunu bir açıklayabilir misin? Ne yaşadınız orada ve Nihat Hatipoğlu'na nasıl çıktın? Abi benim hayatım boyunca unutmayacağım bir anlardan biri. Bence bunu her sabah uyandığında bunu sorgulamalısın hani. Nasıl ama oldu? Çok keyifliydi. Benim için çok muazzam bir tecrübeydi. Ya işte Elinoğlu ATV'nin iç yapım bir projeydi. Zaten Nihat Hatipoğlu programı da iç yapımda, evet, ATV'nin. Evet, evet. Sonra bir gün Nihat mı demiş yoksa yapımcılardan biri mi demiş, Elinoğlu'larından iki tane işte yabancı konuk almak istiyorum demiş. Sonra bana ve Antonio'ya sordular, gelir misiniz diye. İlk dedim bir garip geldi, Allah Allah, hiç ne alakam var. Ne yapacağız var orada ha? Ama sonra dedim ki böyle bir fırsatı kaçırabilir miyim, çünkü hayatım boyunca konuşabileceğim bir malzeme yani. Kesinlikle bu. Öyle evet. Ve dedim gidiyorum ve çok sıcakkanlı bir adam, yani gerisini bilmem işte çok şey değilim ama. Çok sıcakkanlıydı. Ön yargısı da yoktu. Hani bize dedi, hani Müslüman olmanız, işte olmamanız iyi insan değilsin anlamına gelmiyor. Tabii. Gibi bir güzel bir sohbet geçirdik ama oradan aslında öyle bir anım oldu yani. Yani gel onu gördüğümde böyle o mu? Gerçekten o mu falanım böyle. Çok şaşırdım. Ama girdikten sonra o koltukta arkadan böyle garip garip ses, garip garip demeyeyim de yani müzik falan çalıyor hafif, tamam mı? Bir kafaya giriyorsun böyle bir, hocam ne desen ne falan, nur iniyor falan hissediyorsun yani. Bir garip bir ortam gerçekten. Ama belli gerçekten yani değişik olmuş ama güzel bir anı dediğin aynen, gibi. Aynen aynen, yani unutulmayacak bir şey. Bir de senin hakkında şöyle bir detay biliyorum. Yani birçok kişi biliyordur gerçi de, Ayla'da oynadın. Oradaki gazeteci sendin. Ve teşekkür ederim çünkü bazılar soruyor, Ayla olarak mı oynadın diye. Sana peruk taktılar orada, evet. Bir de onun kamera arkasında da çalıştın değil mi? O nasıl yapsın bir süreçti? Bak. Nasıl? Ya şöyle bir şey oldu. Ayla, ben işte sinema televizyon okuduğum için çok hep kamera arkasını hayal ederek büyüdüm. Elinoğlu benim için çok absürt bir olay oldu yani. Aslında ben kamera önüne hiç alışık da değildim. Sevmezdim yani. Gerçekten kamera arkasını daha çok eğlenen bir insandım. Ay, o kadar rahatsın ki şu an hani sevmezdim ya, deyince. Tecrübe oldu artık o yüzden. O yüzden artık gerilmiyorum ama eskiden çok geriliyordum. Sonra Elinoğlu bittikten sonra ben zannettim ki bundan sonra full artık medyadayım ve işler yağacak, diziye gireceğim falan. Ben o hayatım artık ünlüyüm falan. Celebrity hayat yaşayacağımı bir düşünüyordum, hayal ediyordum. Bir tane iş teklifi yok. Allah Allah. Gerçekten bir tane iş teklifi yoktu. Hava yolları şirkete mi başvurursam falan dedim en sonunda. Yani Korece, Türkçe, İngilizceyi kullanabileceğim bir yere mi gideyim falan. O sıra bir internet haberi okudum. Kore Savaşı ile ilgili film çekiliyor. Hmm. İşte İsmail Hacıoğlu oynuyor, Ali Atay oynuyor falan filan. Dedim bu benim projem. Ama muhteşem bir proje bu arada. Gerçekten. Aynı zamanda da ben hani Leyla ve Mecnun'u izliyordum üniversite işte lise zamanlarında. O yüzden Ali Atay'ın böyle hayranlığım vardı o dönemde. Dedim ben bu projem mutlaka olmalıyım. Sonra mail attım senariste. Böyle uzun uzun. Yiğit Gürer işte senarist. Ondan sonra arada bayram girdi, bir şey oldu, böyle bir şey oldu.
O sıra ben oradaki oyuncu listesinde Sinem'i de gördüm. Şimdi eşi Mustafa abinin. Sinem'e mail at. Yok, DM mi attım, bir şey yaptım yine. Böyle bir yani dıdısın herkesi sataştım işte. Bu projeye çaycı bile olurum dedim. Ne güzel hani ama bu klasik ya. Şey vardır ya abi. Ne olsa yaparım ne abi. Ne olsa yaparım evet. Abi falan filan. Gerçekten öyle mailler attım, şeyler attım. Sonra Sinem abla bana döndü. Dedi ki eşim seninle görüşmek istiyor. Eşim yapımcım bu arada dedi. Aylan yapımcısıyla sonra görüşmeye gittim. Yapım asistanına teklif ettiler. Ben dedim ki bana ufak bir olsa rol verir misiniz falan. Verdi gerçekten sağ olsun. Ama çok iyi ya. Bana muazzam bir tecrübe. Hani iki sene boyunca gerçekten sinemanın ne olduğunu öğrendim yani orada. Ne yani bu? Okulda da öğrenmiştim ama gerçekten tabii canım, o Türkiye başka bir şey. Sinema sektörün ne kadar yorucu olduğunu anlatırken anladık yorucu olduğunu. Öğrendim yani ama benim için muazzam bir tecrübe ve hani gişenin de başarılı olması. Beyaz Perde'de galayla işte Gülce ile gittik, ailem izledi o Beyaz Perde'de kendimi görmek. Bir de kadroda sağlam. Çok. Güzel bir proje yani benim hayatımdaki en büyük proje o. Ya şey ya bilmiyorum hani ben annemden dolayı mı bilmiyorum ama ben ya filmin son, başından sonuna kadar o kadar bir duygusal ve bir bağ kurdum ki filmle. Zaten sonunda böyle herkes sinemadan çıkmıştı. Ben Hüngür Şakır aldım. İnsanlar bana peçete falan arkadan teşekkürler falan böyle siliyorum falan. Ya bizim İnanılmazdı. İçin bir de daha farklı değil bir mi? Duygu ya. Ya evet, yani herkes çok beğendi ama biz bence bir bağ kurduk kesinlikle. Yani filmle. Çünkü çok hani güzeldi. Ben de kendimi Türkiye'li hissettiğim için aynı zamanda da hani Kore ile Türkiye'nin bir bağını görmüş olduk. Evet, çünkü evet. O çok önemli bir hikaye, öykü yani. Ya o film sayesinde herkes görmüş oldu zaten. Aynen öyle. Bu duygusal anlardan sonra seni şaşırtacak bir bilgi veriyorum. Biliyorsun ama seni şaşırtacak bir şey söyleyeceğim. Ne? Kardeşin. Doyep. Yeteneksizsiniz'e katılmış. Evet. Muhteşem bir sesi var. O ses Türkiye aslında. Ben de dedim. Yeteneksizsiniz. Evet, evet. Vardı o ses. Pardon o ses. Muhteşem bir sesi var. Çok çok yetenekli çocuk. İnanılmaz ya. Aynen öyle. Şu an ne yapıyor? Ya, bir albüm falan çıkaralım ona, bir şey yapalım ya. Şimdi İstanbul Üniversitesi'nde okuyor o. Ondan sonra mezun olacak işte. Bittikten sonra beraber hani ben sektörde yardımcı olmaya çalışacağım aynı zamanda da. Çünkü çok iyi. Gerçekten çok yetenekli bir çocuk. İnanılmaz hani, bir sesi var. Ben ilk gitarı ben öğrenmiştim bu arada. Sonra ben o evden çıkınca ya da farklı farklı şeyleri yapınca Doyep o gitarı tek başına öğrenmiş. Vay hiçbir be. Yerden kurs almadı, ders almadı. Şimdi de gaza gelip ses kartı aldı, işte MIDI klavye aldı ve Ableton'dan yeni yeni besteler, müzikler, beatler yazıyor. Çok iyi ama gerçekten ben çok yetenekli. Ben sana dinletirim şimdi çıkışta. Gerçekten şaşırırsın. Çok ses, çok farklı çok, iş şey. Kesinlikle yapacak. Bir şey yapmalı. Hani sen yardım edecek misin zaten de çok çok yetenekli bir çocuk bence de. Muazzam. Ya çok alakasız bir şey soracağım. Şu önündeki kartta da yok. Karta baktım boş boş da. Cevaplar mısın bilmiyorum. Cevaplamazsan da anlarım. Tamam. Ne geliyor? Nasıl diyor? Gerildim şu an. Ha? Ha? Yok bende şu an. Söyle artık ya ne... Ne dedin kız anlamadım. Yine duymadım, duydun mu? Ha, birazcık ona giriyorum. Yalvarma mı? Evet. Şey, ya, tam yalvarma değil de. En sevdiğin YouTuber arkadaşın kimdir? Benim için mi? Senin için. Severek takip ettiğim çok YouTuber arkadaşlarım var. Ama şimdi iş yapmakla arkadaşlık başka bir şey. O tabii yüzden canım. En sevdiğim YouTuber evet, diyeyim. Evet, evet. Ben gerçekten Berkcan'ı en çok seviyorum. Ya. Ama gerçi o kadar eğlendiğiniz o kadar belli ki. Abi, yani. Evet yani. Yani ben onun yani o zeki bir çocuk. Ben zeki insanlara zaten hayranım ama o çok zeki bir çocuk. Kendine strateji çizebilen çocuk. Komik bir çocuk. Yaptığı işin ne olduğunu bilen çocuk. O yüzden ki bu background bir şey ama yaptığı içerikler gerçekten komik yani. Evet evet. Ya yani güldürüyor mu? Tabii ki de güldürüyor. Ki zaten şöyle bir şey var. Bence güldürmek zeka isteyen bir şey. Deyip buradan daha ciddileşebilir miyiz onu düşünüyorum. Ama evet gerçekten bence de başarılı bir arkadaş. Ben çok seviyorum yani onu. Senin en sevdiğin YouTuber? Tabii ki de Çabihan. Ya geç hadi. Başka yani ben başka bir cevap vermek istemiyorum. Çok ani sordun ya. Var mı böyle? Kim biliyor musun? Arkadaşlar isim verin bana. Ne oldu ya? Enes Batur diyormuş. Şey yok niye bu kadar güldüm onu da bilmiyorum. Dur aniden sorunca gelmedi isim gelmiyor aklıma. Oradan bana fısır fısır bir şey diyorsunuz. Rain Man kim? Enes Batur kim? Kim? Doğuş Çabakçor. Ha, Doğuş Çabakçor YouTube tabii YouTuber. Bu arada
Güzel ha YouTube'ları, bir şey videoları. Bence de. Başarılı bir adam ve şey hiç performansını dinledin mi bilmiyorum. Yok. İnanılmaz eğlendiriyor. Öyle mi? Deli eğlendiriyor. Ben sadece şu ev arkadaşım enteresan şekilde Doğuş Çabak ol neydi? Çabak Çor. Çabak Çor. Buradan izliyorsa özür dilerim ama severek takip ediyoruz. Doğuş'un videolarını izliyor. Böyle şey kızıyla evet. Bir yerlere gidiyor falan filan. Ben dedim ne izliyorsun oğlum? Ailesi yani. De dünya tatlısı. Kendisi de dünya tatlısı. Muhteşem bir YouTube içeriği çıkarıyor kesinlikle. Adam durduğu yerde. Kesinlikle. Sonunda ben de kitlendim ve adam ne kadar yakışıklıymış çok, ya. Çok inanılmaz karizmatik bir adam. Gerçekten yakışıklı abi. Ağzım evet. Açık izledim yani. Buradan ya. Doğuş Çabak Çor'a sesleniyoruz. Bir Çabak gün sizi Çor. De bekleriz. Çabak Çoring. Bir şey söyleyeceğim. Gel kapanışı Çabak Çor'a giderek yapalım. Gel gidelim Çabak. Kalkamayız yanlış oldu pardon. Tamam. Çıkarak yapacağız. Ha yaka var. Evet evet ha. Kalkamadık neyse. Bitti mi ya? Bitti. Bu kadar mı? Konuşmak istediğim bir şey varsa konuşalım. Oğuz Hoca seni çok seviyorum. Tamam abicim sen kimi istiyorsan onu ara. Hadi. Tamam bak sen nasıl istiyor öyle yapalım. Bak ben sana zorlamıyorum hiçbir şeyi. Kimi istiyorsa onu ara. Tamam. Oğlum iyisin ama. Vallahi. Gerçekten bence iyisin yani. YouTuber olacağım. Ha? Şeyi biliyor musunuz Yasin'i? Geçen gün şefler Güzide'nin pilavına şey, baktı. Toplantıdaymış. Dayanlamış. Aa tamam tamam okey. Bak yarıda kaldım. Vallahi dayanma toplantı. Evet Güzide. Neydi? Adamın adı neydi? Bam Yasin. Hah Yasin. Yasin'i biliyor musun? Tabii ki. Yemek. İzledim ben MasterChef. Orada şey yapıyor ya. Şefler Güzide'nin pilavını hiç beğenmedi ama benim pilavım da harikaydı. Bum. Oğlum çok yetenekli çocuk lan bu. Sinirlerim başka var mı? Beni YouTube'a çıkarsan. Oğlum çıktım bu da YouTube işte. Bu da YouTube. Tabii canım. Başka kanal. Yani bence muazzam bir şey yapıyorsunuz. Çünkü gerçekten ya. Bir öğrenci ve okulun böyle işleri yapması ve hocaların destek vermesi çok güzel bir şey oluyor. Çünkü okuldan çıktıktan sonra sen de destek veriyorsun öğrencilerle beraber çalışıyorsun. Okuldan çıktıktan sonra bu gerçekten tecrübeler inanılmaz yarıyor. Kesinlikle. Çok teşekkürler bu geri düşüncelerin için çok sağ ol. Eğer biz seni burada mutlu edebildiysek tabii ki. Bizim için ayrı bir zevktir. Çok sağ ol, teşekkür aldım. Ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Biz çok keyif aldık. Ayrıca sana çok çok teşekkür ediyoruz ve bir alkış alıyoruz Çabı için. Ve görüşmek üzere diyoruz. Bye bye. Evet arkadaşlar, paydos hadi.